Çift direkt net izleyenleri şu anda Türkiye pazarına yeni giren modellerden biri olan Kaan M1'i kutusundan Kerem'le beraber çıkartacağız. Telefonla ilgili ne düşünüyorsun öncelikle? Yani tabii adı ilginç. Yani Kaan isimli bir akıllı telefonun Türkiye'de satılıyor olması. Başarı Ticaret'in bir telefonu ülkemizde 1099 liraya satılıyor. Tasarımı ve özellikleri gayet iyi. Fiyat performans olarak bence dikkat çeken modellerden biri. Bakalım kutu içerisinden neler çıkacak. Ama istersen kutu içeriğine geçmeden önce şurada teknik özelliklere de bir bakalım. 5,5 inçlik ekranda Full HD çözünürlük kullanılıyor. 13 megapiksel arka, 8 megapiksellik bir ön kameramız var. MediaTek'in Helio P10 işlemcisinden gücünü alıyor. 2 GHz'da çalışıyormuş. Aynen. 3 GB RAM'i var. 32 GB'lık bir dahili depolama alanımız var. Bu da güzel. Micro SD kart desteğiyle arttırabiliyoruz. Parmak izi sensörü ve 3000 mAh'lik bir pille beraber geliyor. Ayrıca şurada Cat 6 modemi ile beraber 4.5G uyumlu olduğunu da Cat görüyoruz. 6 olması da güzel, yeterli. Türkiye'deki şebeke Aynen. hızlarına göre yeterli. Zaten fazla fazla oluyor. Direkt olarak karşımıza telefonun kendisi çıktı. Şurası komple yekpare metal. Burada hemen bir parmak izi sensörü var. Başarı Ticaret'in aktardığı bilgilere göre 0,3 saniyede yani 3 salisede bu parmak izi okuyucusunun parmağınızı tanıdığını söylüyor. Bir hayli böyle genişçe bir arka kamerası var. Şimdi Bir de tasarım dual şık. tone LED flash var. O da güzel bir detay. Aynen altında hemen dual tone LED flash da var. Bir bak istersen. Tasarımını beğendim. Yani elde duruşu güzel segmentine göre. Metal çerçeveli bir telefon. Şöyle metal İnce de bir çerçeveli bir telefon. telefon. İnce sayılabilir. Yani. Yani kalın değil. Böyle altıda bu şekilde alt kısımda. Kutu içeriğine bakalım. Bakalım şimdi. Şöyle bir tane. Herhalde fiziksel olarak şurada bir home butonu var. O herhalde titreşimle geri bildirim vererek çalışıyor ama şu an Evet. bilmiyorum. Şöyle bir şarj adaptörümüz çıktı arkadaşlar. Şeyine bakacağım. 5 volt 2 amperlik bir şarj aletimiz var. Yani gene hızlı şarj eder. Kutudan bir tane koruyucu cam şöyle çıkartayım. Bak böyle detayları seviyorum işte. Bunları Evet. ekstra para ödemiyorsun. Şöyle bunu Yine nereden baksan bir yapıştıracağım. 20-30 liralık Aynen. bedeli varmış. Bir de şöyle bir kılıfla beraber geliyor. Kılıfı bir çıkartayım. Yumuşak herhalde o kılıfta. Silikon şöyle transparan bir. Bu tarz kutu içeriklerinden çıkması güzel. Özellikle ben sert yerine yumuşakları daha çok seviyorum. Bu Çiziliyor. şey de yani dıştan Kalınlaştırmıyor bakınca da telefonu. hani tasarımını bozmuyor. Yani kendi rengini falan görebiliyorsunuz. Sadece bir ekstra koruma sağlıyor. Bunun da kutu içeriğinden çıkması dediğimiz gibi güzel. Baksana yani telefonda neredeyse hiçbir şey değişmedi. Aynen. Onun Altta da USB dışında Type-C değil de micro USB var. Onu da evet. hatırlatalım arkadaşlar. Kulaklıklarımız şöyle kulak içi tipinde. Valla tasarımı güzel görünüyor ama ses kalitesi hakkında tabii ki detaylı incelememizde bilgi veriyor Yine oluruz. artık bu tarz kulaklıklarında bir standart Evet, belli bir oluştu. Evet. standartı var. Hani şuradan göründüğü kadarıyla ben Bir umutluyum. evet. Yani gene iyi. Koyalım. Şurada micro USB şarj Uzunluğu kablomuz sanki var. iyi gibi. Bir bakalım uzunluğa. Hemen açayım. Bazıları çok kısa oluyor. En azından bir Yok, o metre kadar olması lazım. kısa bir kablo değil. Ama böyle sardıkları için. Heh. Diyorum. Normal standart uzunlukta ama kısa değil. Evet. Şöyle bir şey. Bunu da koyuyoruz. Burada Kullanım kılavuzu. ve garanti belgesiyle beraber. Onun dışında kutu içeriğimiz bu kadar. Aslında zengin bir kutu içeriği var diyebiliriz şu ekran Tamam. camı ve kılıfıyla beraber. Şöyle bir kılıfla beraber geliyor. Donanım özelliklerine biraz aşinayız. Bu Evet. segmentte çok kullanılan bir işlemci. Helio P10 benim çok beğendiğim bir işlemci zaten. Bu segmentte bütün oyunları rahatlıkla çalıştırabiliyor. 3 GB RAM olması güzel. 32 GB depolama da gayet yeterli. Zaten microSD kart desteği de var. Aynen öyle. Yani 1100 lira için gerçekten hani 1000 lira Android seviyesi için güzel bir telefon. 6.0 Marshmallow da var. O zaman şunu da çalıştıralım yavaştan. Sen de kullanmaya başlarsın. Aynen. İncelemesinde. Çift redletle yakın zamanda görürüz. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.